de dar açıların trigonometrik oranları. Bir dik üçgen çizdiğimizde diğer açıları, diğer iki açısı dar açı olur. Açıda kenarlarını isimlendiriyoruz Köşedeki harfler büyük harfler. ABC üçgeninin köşesindeki harfler büyük harfler. Onun karşısındaki kenarlar ise o büyük harfin küçük harfiyle isimlendiriliyor. Örneğin A açısının karşısındaki kenar küçük a harfiyle gösteriliyor. Bir dar açının sinüsü dik üçgende karşı dik kenar bölü hipotenüs uzunluğu. A kenarı komşu dik kenar uzunluğu x'in B kenarı hipotenüs uzunluğu dik açının karşısındaki kenarın adı hipotenüs. X'in karşısındaki dik kenar ise C e, kısaca şöyle diyelim. Hani bunların dik kenar ve hipotenüs uzunlukları olduğunu biliyoruz. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Tanjant x karşı bölü komşu. Kotanjant x x'in komşusundaki kenar dik kenar a, karşısındaki dik kenar c. a bölü c. komşu bölü karşı. Diğer dar açı y. Sinüs y karşı bölü hipotenüs a bölü b. Buraya baktığımızda kosinüs x a bölü b idi. Öyleyse kosinüs x ile sinüs y birbirine eşit. Peki x ile y'nin toplamı nedir? 90 derece. Çünkü 180 dereceden şu 90 dereceyi çıkarırsak geriye x ile y'nin toplamı 90 derece kalır. O zaman toplamları 90 derece olan açıların x ile y'nin toplamı 90 derece toplamlar 90 derece olan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Aynı şekilde kotanjant y'ye bakalım. Komşu bölü karşı c bölü a kotanjant y. Burada c bölü a ne? Tanjant x. O zaman tanjant x kotanjant y'ye eşit. Öyleyse aynı eşitliği bunun için de söyleyebiliriz. Toplamları 90 derece olan açıların birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Bu şekilde söyledikten sonra yazdık şöyle. Toplamları 90 derece olan açıların birinin sinüsü diğerinin ve birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Örneğin 20 dereceli 70 derecenin toplamı 90 derece. O zaman sinüs 20 kosinüs 70'e eşittir. 52 dereceli 38 derecenin toplamı 90 derece. O zaman tanjant 38, kotanjant 52'ye eşittir. Sorularda şunu bilmemizde fayda var. Sinüs alfa eşittir. Kosinüs 90 eksi alfaya. Alfa yerine 20 yazarsak 90 eksi 20 70. Evet bu eşitliğin doğru olduğunu görüyoruz. Radyanla söyleyecek olursak 90 derece radyan olarak pi bölü 2. Sinüs alfa eşittir kosinüs pi bölü 2 eksi alfa. Çünkü 90 derece radyan olarak pi bölü 2'ye eşit. Daha sonrasında bir dahaki derste de 45 derecenin ve 30 derecenin trigonometrik değerlerini öğrenmiş olacağız.